Ana rozetleri. Ha? Ha. Ha. Oh. 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 Yavaş biraz Hayri. Buğu mu yapıyorsun, mangal mı körüklüyorsun? Sana da mangal demeye gelmiyor. Hemen hayalini kuruyorsun. Sana diyorum Hayri. Oho, duymuyor bile. Alo, alo. Çorum, Adana. Kastamonu, çık aradan. İstanbul'dan Adana'ya. Hayri, duymuyor musun? Adana kebap. Kamil, Hayri'nin yanında sarf etmemen gereken sözcükleri bilmiyor musun? Liste o kadar uzun ki. Hangi birini hatırlayacağım? Öyle gerçekten. Yaprak sarma, mantı, ızgara köfte, kuru fasulye, tantuni, biber dolması, sütlaç, karnıyarık, baklava, lahmacun, erişte, tarhana, türlü, menemen, kısır, musakka. Aa, şimdi ben sizi nasıl uyandıracağım? Herkese merhaba. Ha? Ha, ne? Geldik mi? Neyse, Akın benim yerime uyandırdı. Ne kadar çok yedik değil mi? Hayırdır? Çok yorulmuş gibisin. Birazcık. Ne yaptın ki? Bir şey değil canım. Her gün yaptığım işler işte. Asıl siz ne yapıyorsunuz böyle? Bütün gün göremedim sizi. Rozetlerimizi parlatıyorduk. Rozetlerinizi mi? Evet. Hepimizde birer tane var. Kim verdi bunları? Kim olacak? Kendi kendimize. Hiç insan kendi kendine rozet verir mi? Öyle havadan sudan şeylere vermedik herhalde. Hepsi çok özel anılar. Hem senin de... hem senin de bildiğin hadise, öyle değil mi? Evet. Hepsini biliyorsun. Bu mesela. Üzerinde kalem resmi var. Niçin bu rozet? Abin bu kalemle koca bir seneyi çıkardı. Ucunu bir kere bile kırmadı. O güne kadar okulda kimse bir kalemi sonuna kadar kullanamamıştı. Öğretmenimiz bile bu kalemi okul müzesine koyalım demişti. Demek bu kalemi sonuna kadar kullandın. Tebrik ederim abi. Peki bu üzerinde futbol topu olan rozet? O da Kamil'in inanılmaz vuruşu için. İnanılmaz mı? İnanılmaz. Mahallenin bugüne kadar gördüğü en hızlı vuruş. Gerçekten mi? Anlatsana Kamil abi. Hayri anlatsın. Ne de olsa o daha yakından gördü. Yine çekişmeli bir maç yapıyorduk. Bir penaltı hakkı doğdu. Kamil hızlı ve sert bir vuruş için hazırlığa başladı. Kamil, İstanbul'un sonuna geldin. Sanırım bu kadar açılmak yeter. Göreceğiz şimdi Hayri, topa nasıl vurulurmuş. Hayri, o anı tam olarak anlattığından emin misin? Yani o kadar zaman geçti ki beklemekten yaşlandık. Tamam.
Kamil o sert vuruşuyla mahallenin futbol tarihine adını yazdırdı. Şimdi anladım bu futbol topunun ne anlama geldiğini. Peki bu? Kamil, lütfen Akın'a öykümü anlatır mısın? Her ne kadar gurur duysam da bu benim için çok acı bir anı. Hayırdır kızlar, nereye böyle? Bu maskeler ne? O poşetteki ne? Yiyecek bir şey mi? Arkadaşlar, oyalanacak vaktimiz yok. Özel bir görevdeyiz. Bak, iyice meraklandım. Ne görevi bu? Gerçekten ne var bu poşetlerde? Çok özel süs biberi var. Nineme köyden gelmiş. Bütün mahalleye dağıtıyoruz. Gerçi herkes yedikleri en acı biber olduğunu söylüyor ama henüz bir tek biber bile yiyebilen çıkmadı. Abartıyorsunuz bence. Bir biber ne kadar acı olabilir ki? Bak, işte bu kadar. Bu mu acı? Dur abi, sakın yeme. Dur, bırak hele, bırak. Ne olacak? Alt tarafı biber. Ama ne biber? Gösterdim ya dilimi. Sen benim kadar dayanıklı değilsin. Arkadaşlar, yardım edin. Bırakın canım, bırakın. Ne kadar da büyüttünüz. Israr etme Hayri. Acıymış işte biber. Merak ettim bir kere. Artık vazgeçmem. Dur, yapma. Abi, iyi misin? Hayriciğim, ses ver. Ve böylece Hayri mahallenin en acı biberini yemiş oldu. Bu rozeti de aldı. Dinlerken benim bile dilim yandı. Sen artık biber yemiyorsundur Hayri abi. Niye yemeyecekmişim? Acısından emin olmadıklarımı hemen ağzıma atmıyorum, o kadar. Mesela bu biber. Kokusundan bile belli. Gayet tatlı. Ne yaptın Hayri? Niye yedin o biberi? Neden sordun? Gayet lezzetli görünüyordu. O günkü süs biberlerini annem ne yaptı sanıyorsun? Aman! Rahatladın mı Hayri? Yanma geçti mi? Geçmediyse bu son damacana bilmiş ol. Yok yok. Bu sefer gerçekten geçti. Akın'a ne oldu böyle? Acıyı ben yedim. Onun canı sıkıldı. Hakikaten ne oldu böyle sana? Rozetleriniz. Hepsi çok güzel. Keşke benim de bir rozetim olsaydı. O iş öyle kolay değil. Yani zor değil. Senin de rozetin olacaktır elbet. Ama nasıl? Evet, nasıl? Düşünüyorum, aklıma bir şey gelmiyor. Peki, hani şey vardı ya, uçurtmama güvercin konmuştu. Evet, o an gerçekten ilginçti. Ama senin yaptığın bir şey değildi. Güvercin kondu. Aslında güvercine rozet verebilirmişiz. Hadi ama. Yardımcı olacağınıza gülüyorsunuz. Hah, buldum. Bir keresinde misket oynarken tüm dizili misketleri vurmuştum. İyi de biz onu her misket oynadığımızda zaten yapıyoruz. Bulacağız bir şey. Sıkma canını. Sonunda bulduk. Her yerde seni arıyorduk. Bütün mahalle seni konuşuyor. Herkes hayran kaldı yaptıklarına. Ne yapmışım ki? İşittin mi Hale? Ne kadar da mütevazı. Ne yapmışım ki diyor. Evet, tam bir kahraman. Ne yapmış? Anlatsanıza. Meraktan çatladık. Evet, Akın, bari sen anlat. Bilmiyorum ki abi.
Anlatsanıza ne yapmışım? Herkesin bastığı toprak bir yolda karıncalar karşıdan karşıya güvenli geçsin diye borudan tünel yapmış. Sonra bir çatıdan kayıp düşen kuş yuvasını son anda fark etmiş ve yumurtalar yere çarpmadan hepsini yakalamış. Hem de kırmadan. Devamında da bizim yan apartmandaki teyzenin kaçan muhabbet kuşunu bulmuş. Günlerdir onu arıyordu kadıncağız. Sümbül sokakta da civcivlerin yoldan güvenle geçmesini sağlamış. Tamam tamam. Akın'ın tüm yaptıklarını anlatırsanız süremiz bitecek. Akın'ın hayvanları ne kadar sevdiğini biz zaten biliyoruz. Gerçi sen tahmin ettiğimizden de çok seviyormuşsun. Ben böyle şeyleri her gün yapıyorum. Evet işte. Biz de sana sürpriz hazırladık. Ne sürprizi? Hani geçen gün Yumak hastalandığında onu sırtına alıp koşarak veterinere gitmiştin. Veteriner iki mahalle uzaktaydı hem de. Evet. Yumak? Ne bu? Rozetin! Bu benim mi şimdi? Ama benim yaptıklarım sizinkiler gibi ilginç değil ki. Her zaman yaptığım şeyler. Bizimkiler ilginç ama sadece anı. Bazılarımız için acı bir anı. Senin rozetinse her baktığımızda bize çok daha önemli bir şeyi hatırlatacak. Neyi? Çevremizdekilere ve hayvanlara her zaman duyarlı olmamız gerektiğini. Biz de artık daha duyarlı oluruz. Ben de katılıyorum. Bu bugüne kadar aldığım en güzel hediye. Çok teşekkür ederim. Madem siz artık daha yardımsever olacaksınız, aşağı mahallede bir kedi yavrulamış. Onlara mama götüreceğim. Siz de gelir misiniz? (Gülüyor)